Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlara da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet 4 Ocak 2021 Pazartesi Bursa yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Bursa'da 7 koşulu bir programımız var. Bir altımız olacak. Altılımız ikinci koşuda itibaren start alacak. Birinci koşuda 7 plasa oynayacak arkadaşlar ve de ikili oynayacak arkadaşlar içinde de birkaç bir şeyler sizlere söylemeye çalışacağım. İnşallah hafta başına iyi güzel bir başlangıç yaparız. direktlerimi sunuyorum. Şimdiden herkese bol şanslar. Evet birinci koşu şartlı 3. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kumla start alacak. 4 e, İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. 7 plasemizin başlangıç aya. Ben burada kazanmasını beklerim. Buradaki safkanlar ilk defa bir e, Birbirlerine ilk defa koşacaklar. E, son iki koşusu Çim'den sonra İstanbul'da 1400'de e, kısa vade 8'i kazandı. Sonra grup 3'te mücadele etti. sentetikte 1400'de. Dokuzunculuk e, da ayrıldı. Şimdi Bursa'da Tolga Yıldız'la ilk defa buluşacak olan 4 nolu safkanımız benim bankom olacak sevgili dostlar. E, bunun arkasına ben e, sürpriz bir at bağlayacağım. İkili deneyeceğim. O da Mustafa Çiçek'le start alacak olan hem Kocaeli'de hem Bursa'da güzel koşullara sahip olan e, iki sefer e, beraber koştura birini kazandı. Üçüncü kez de Mustafa ile buluşan bir numara Bay Artu olacak. Ben dördün arkasına biri bağlayıp burada bir ikili deneyeceğim sevgili dostlar. Tabii ki İbrahim Ali Ketme ile e, buz fırtınası da var. E, açık 3'te 1200'de 3. oldu. Handikap 15'te bu mesafede üçüncülük de ayrıldı. Ben geri planda bıraktım. Yedek plasemizde 4 nolu safkanımız Banko diyeceğiz. ikili oynayacak arkadaşlara sürpriz bir at. O da bir numara. Bay Artu diyorum sevgili dostlar. Birinci koşta. Evet ikinci koşumuz Mayden 4 yaşlı Araplar 1200 metre kumla start alacak. 9 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Bir ekürümüz var. 3 ile 4 nolu safkanlarımız ekür olarak start alacak. Vereceğim altının şablonu sevgili dostlar 13.44 kuruşluk bir şablon önereceğim. Bir tane bankom olacak. Onları da yeri gelince sizlere paylaşacağım sevgili dostlar. Evet burada birinci altılık gayrımızın birinci ayında ilk şans vereceğim attığım Sümeran olacak. Mahmut Duranla start alıyor. Son koştuğu koşular ee, hem Bursa'da e, 1400'de Mayden Maiden koşusunda 5. lik de ayrıldı. Sonra İstanbul'da bir yarış gördü. 1300 sentitikte onda da 5. dağıldı. Ama ben bu grupta iyi bir koşu bekliyorum. 5'i ilk şanslı Safkan'ım olacak. Hemen arkasında 2 iki, e, yani ikincilikte e, ikinci atım yani pardon arkadaşlar. Uğurcan Demirbaş'la Apranter karışması start alacak olan Ekürler. Ekürüsün Nurettin Şen'le start alıyor. O da 3 nolu e, kara tren diyeceğiz. 3 nolu safkanımızda da şans verelim. Yani ben burada iki at yeterli gördüm. 5 ve 3 nolu safkanlar olacak 6'lı gayranımızın başlangıç ayağı. Evet 3. koşu 5 5'lik ayarımızın da hem başlangıç ayağı, 6'lı gayranımızın ikinci ayağı oluyor. Şartlı 3. 4 yaşlı Araplar 1400 metre kumla start alacak. 8 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Ben burada ilk şanslı safkanım Yunus Emre Yüksel ile start alacak olan Bursa'da son kosu şart 4'te 1300'de güzel bir üçüncülük elde etti. Ee, yakın ara bir üçüncülüğü var sevgili dostlar. Fazla da bir işe yok. Yani toplasan 5 boyluk bir e, yakarca sevgili dostlar. O da 8 nolu safkanımızı ilk şanslı safkanım. İkinci atım 3 numara Rus, Yusure gelin olacak. Tolga Yıldız da ilk defa buluştu. Onun da güzel bir koşu geleceğini düşünüyorum. Kocaeli'de yaptığı en 1400 e 1500'de güzel koşuları var. E, Bursa'da da yani bu pistte de iyi bir koşu geleceğini düşünüyorum. 3 e, nolu Yusure gelinde de kuponumuzda ikinci şanslı safkanım. Üçüncü atın bir numara Tanır Bey olacak. Fırat Aslan Naprant arkadaşımız da o da ilk defa start alacak. Ve de son safkanım iki nolu abone olacak. Mahmut Duran'la 3 kere koşup birinde kazanma başarısı göstermişti. O da Kocaeli'de Maydan'a veda etmişti 1200 metre kumunda. Bursa'da 1200'de ikinciliği var. Son kosu 1300'de şartlı 4'te 5. ilk ayrıldan bu bizi aldatmasın. Burada tatlı bir sürprize imza atabilir. 2 ile kuponumuza şans verelim. Sıralamam 8-3, 1 ve 2 nolu safkanlar olacak. Evet dördüncü koşumuz Maiden 4 yaşlı Araplar 1200 metre kumla start alacak. Sekiz Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Bir ekürümüz var. 3 ile sekiz nolu safkanlarımız ekür olarak start alacak. Burada da iki at kuponumda şans vereceğim. İlk şanslı safkanım Tolga Yıldız da e, koşacak olan ekürler. Üç nolu Haşimoğlu'yu ben ilk şanslı safkanım olacak Kocaeli'de. İstanbul'a sentetikle 1300'e güzel bir koşu çıkarttı. Son iki koşusu da Kocaeli'de 1200'e ikinci son koşusu 1400'de. Şimdi 200 metre kısalan bu mesafede ben adından söz ettirir. İlk şanslı Safkan'ım 3 nolu Ekürler Aşimoğlu diyeceğim. İkinci atım 5 numara e Karatu. Mustafa Çiçek de o da ilk defa buluştu. Ee, i̇yi bir koşu gelecek. Çünkü son iki koşu gerçekten e, güzel koşular sergiledi. 1200'de 3. son koşusunda 1400'de e, dördüncülük 4. ayrıldı. Kara Tuğda Mustafa Çiçek'le bir çarpı atalım diyorum. Yani 3 ve 5 nolu oldu safkanlar benim için yeterli olacak 4. koşuda. Evet 5. koşumuz Handikap 13. 3 yaş İngilizler 1400 metre kumla start alacak 6 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Ben burada e, kuponunda yarın bank olarak bırakacağım. O da iki nolu maden dumanı olacak. Çetin Taşla, Brandt arkadaşımız da üç kere koşup birinde kazanma başarısı gösterdi. İsta, e, pardon arkadaşlar Bursa'da mağdiren e veda ederken yine Çetin Taşla start almıştı e, 1400'e bu mesafede kazanma başarısı gösterdi. güzel bir koşu sergileyip kazanan. Ü ikin oğlu, maden dumanı benim bankom olacak sevgili dostlar. Evet 6. koşumuz şartlı 3 4 ve Kore İngilizler 1400 metre kumla start alacak 6 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada da 3 at yeterli pardon 2 at yeterli gördüm. İlk şans vereceğim atım honorable olacak. Mahmut Duran'la 15 kere koşup dördünde kazandı. İyi bir uyum içerisinde. Son e, Çim'den sonra yaptığı kum performansları gerçekten güzel. Handikap 17 Kocaeli'de e, bu mesafede güzel bir üçüncülük. İstanbul'a gitti Sentetik'te. Handikap 22'de yine bu mesafede ikincilik. Bursa'da grup 3'te bu mesafede altıncılık da ayrıldı ama grup biraz sertti. E, ben Honorable'a güzel bir koşu geleceğini düşünüyorum. 3 nolu safkanımızı ilk şanslı safkanım olacak. İkinci atım 111 günlük aradan sonra tekrar pistlere dönen Karahisar diyeceğiz. Mustafa Çiçek'le o da iyi uyum içerisinde. 13 kere koşup ikisini kazanan iyi bir koşu çıkartacağını düşünüyorum. Aradan sonra en ciddi rakip 3 nolu safkanımıza 4'ü de kuponumda şans vereceğim. Sıralamamız 3 ve 4 nolu safkanlar olacak 6. koşuda. Evet 7. koşumuz Altılı Ganyan'ımızda son aya oluyor. Şartlı 4. 4 ve Kore İngilizler 1800 metre kumla start alacak. 11 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz burada kapanış koşumuz Altılı Ganimizin son aya Biraz fazla at önereceğim kuponumda 6 safkan önereceğim. İlk şans vereceğim atım Power Bank olacak. Çetin Taş ile ilk defa buluştu. Aprant arkadaşımız da son iki koşusu da Bursa'da üst üste kazanma başarısı gösterdi. Şartlı 5'te 2000'de ve de son koyu Handikap 15 bu mesafede 1800'de kazanan 1 numara Powerbank benim ilk şanslı zavkanım. İkinci atım 2 iki numara olacak. Halil yol atıcıyla ile Aprant arkadaşımız da start alacak. Son 3 koşusu ondan önce koşuları da Kocaeli'de güzel koşular sergiledi. Son üç koşusu Ankara 1500'e ikinci, Bursa'da 1900'e ikinci. Son koşusunu şartlı 19'da biliyorsunuz. E, hiç yarış kazanamayan safkanların buluştuğu bir koşuydu. Şartlı 19'da 1900'e güzel bir birincilikle ayrılan 2 ile kuponumuza şans verelim. Üçüncü atım Körebe olacak. Halil Altın'la o da iyi uyum içerisinde 15 kere start aldı. İkisini kazandı. Halil'le de e, Halil Atı iyi tanıyor. Körebeyi de son koşusuna aldanmayalım sevgili dostlar. Çimden sonra e, bir yarış gördü. O da Bursa'ya gelip kısa vadede 1407.lik e de ayrıldı. Şimdi bu uzayan mesafede şanslı olacağını düşündüğüm 3 nolu Körebeyi de kuponumuza şans verelim. Dördüncü attığım Yelinova Ateş Geçirmez. Sinan Çetin'le start alıyor. Son koşusu Handikap 15'te 1800'de. O da ikincilik Power Powerbank'ın hemen arkasında boyunla ikincilikte kalan ateş geçirmezde mutlaka 7 nolu safkanımızda kuponumuza şans verelim. Beşinci atım 9 numara Gülpembe Nevzat Avcı ile ve de son olarak da 10 nolu Victorino olacak Kadir Tokoçoğlu ile 12 kere koşup e, ikisini kazanma başarısı gösteren onu da kuponumuza şans verelim diyorum. Sıralaman 1, 2, 3, 7, 9 ve 10 nolu safkanlar olacak sevgili dostlar. Evet Bursa'dan sizlere aktaracağım Bursa şablonun buydu. İnşallah doğru bir şey sizlere sunmuşumdur. Kazanan şanslı kişiler hep beraber olalım dileklerimi sunuyorum sevgili dostlar. Herkese bol şanslar. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Şansınız daima yanınızda olsun. Hoşçakalın.